Bu videoda, 3 basamaklı sayılarda toplama ve çıkarma işlemleri için tahminlerde bulunacağız. İlk örneğimiz, 398 artı 251. Buradaki eşittir işaretine benzeyen bu dalgalı işaret, yaklaşık olarak eşit anlamına geliyor. Ve bu işareti gördüğümüzde, bu işlemin sonucunu tahmin etmemiz gerektiğini anlıyoruz. Her zaman olduğu gibi yine videoyu durdurup soruyu çözün diyecektim ama bu sefer soruyu aklınızdan çözmeyi denemenizi istiyorum. Şimdi konuşmayı keseceğim ve bu toplama işlemini yapmanız için size yaklaşık 3 saniye vereceğim. Unutmayın, toplama işleminin kesin sonucunu bulmanızı değil, yaklaşık olarak neye eşit olacağını düşünmenizi istiyorum. İyi bir tahmininiz olduğuna eminim. O halde şimdi size bu soruları benim nasıl çözdüğümü anlatabilirim. Soruyu çözerken kağıt kalem kullanabilir ya da hatta belki kesin cevabı aklınızdan da hesaplayabilirsiniz. Fakat diyelim ki mesela bir süpermarkette böyle fiyatlar görüp hesap yapmak istiyorsunuz. Gerçi bunlar süpermarket için biraz fazla fiyatlar oldu ama neyse. Farz ediyoruz ki fiyatları 398 lira ve 251 lira olan ürünleri alırsanız ne kadar para vereceğinizi merak ediyorsunuz. Ben böyle bir durumla karşılaştığımda önümdeki sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlarım. Yani bu durumda 398'in 400'e yakın bir sayı olduğunu düşünürüm. Evet 398'i yuvarlamak istersek buna en yakın onlukta, yüzlükte 400'dür. 251'e en yakın olan onluksa 250'dir. Öyle değil mi? Şimdi bu iki sayıyı, yani 400 ile 250'yi topladığımızda da bir bakalım. 650 elde ederiz. Ve gördüğünüz gibi 650 seçeneklerden biri. İsterseniz bir de bu yanıtın gerçek yanıtta ne kadar yakın olduğuna bir bakalım. Evet, eğer 398 ile 251'i toplarsak, 8 artı 1 9 eder, 5 artı 9, 14. 4'ü yazalım, elde var 1. 3 artı 2, 5. Bir de elde vardı, 1, 6. Sonuç 649. Ve gördüğünüz gibi az önceki tahminimize çok yakın. Bir tane daha yapalım mı? Burada da bir çıkarma işlemi var. İsterseniz videoyu durdurun, isterseniz de işlemi aklınızdan yapın ve bir tahminde bulunmaya çalışın. Ama nasıl olsa tahmin yürütmeye çalıştığımız için hızlı olun. Haydi bakalım, şimdi beraber yapalım. 678 eksi 273. Bu işlemi yapmanın birkaç farklı yolu olabilir. 678'i en yakın onluğa yuvarlayıp 680 diyebiliriz. 273 de en yakın onluğa yuvarladığımızda 270 olur. Şimdi işlemimiz 680 eksi 270. Evet, bir bakalım. 600'den 200 çıkarsa 400 kalır. 80 eksi 70 ise 10 eder. Yani sonuç 410. Evet, bu işlemin yaklaşık sonucunu bulmanın yollarından biri budur. Ya da çok yakın olmayan bir tahmin daha yapmak istersek, sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayabiliriz. Yani 678'in 700'e, 273'ün de 300'e yakın olduğunu düşünüp, bu işlemin sonucunun 400'e yakın olduğunu söyleyebiliriz. Evet, bu çok da kabaca yapılmış bir tahmin oldu ama aslında her iki tahminimizde de epey yakın değerler elde ettik ve 400'e yakın cevaplar bulduk. Bu durumda seçeneklerden 400'ü işaretleyebiliriz. Zaten biz bu tahmin sorularını özellikle çoktan seçmeli yapıyoruz. Çünkü sonuçta herkes yuvarlamayı aynı şekilde yapmayabilir ve dolayısıyla da tam olarak aynı tahmini elde etmeyebilir. Yine de bu tarz sorularda mantıklı şekilde yuvarlama yaptığınız sürece elde ettiğiniz değere en yakın olan şıkkı seçtiğinizde doğru olacaktır.